Evet. Oktay Hocam seni dinliyorum. Estağfurullah hocam. Hürriyet gazetesinden Mehmet Yılmaz'ın bugün bir yazısı var. Yazının başlığı haşa kader değiştirilebilir mi diye. Maşallah. Burada kendisinin kadere inanmadığını söylüyor hocam. Kim? Mehmet Yılmaz, Yakup Yılmaz, Hürriyet gazetesinden. Bakayım nasıl biri ben, bir adamı bir göreyim önce. Bu hocam. Ha bu mu? Evet. Ha biliyorum onu. Evet. Ne, kadere mi inanmıyormuş? Evet, kader değiştirilebilir mi diyor. Ondan sonra da kendisi gibi düşünen insanların da çok olduğunu söyleyip, Tayyip Erdoğan diyor, madende ölen vatandaşlarımız için kader demişti. Bu ifadeyi eleştiriyor. Haşa, kaderin değiştirilebileceğini, akıl ve zeka ile bunun mümkün olduğunu söylüyor. Ya kardeşim, şimdi akıl ve zeka güzel. Mehmet kardeşimiz aklıyla bilimin içine girecek. Bilimi kavrayacak, bilimi anlayacak. İnşallah. Bak, bilim bize ne diyor? Zaman, evet, izafi diyor. Evet. Yani zaman bir algı biçimidir diyor. Evet. Değil mi Mehmet kardeşimiz? Şimdi bak, ondan da bahsediyoruz. Mehmet Ali Yılmaz dedin değil mi? Mehmet Yakup Yılmaz. Yakup mu? Evet. Allah Allah. Nereden çıktı? Ya, Mehmet Yakup. Evet. Ben öyle bilmiyordum adamın ismini ya. Mehmet Y. Yılmaz. Ben Yakup diye biliyorum ama teyit alayım hocam inşallah. Ha Mehmet Yılmaz. Evet. Y. nokta Yılmaz diye yazıyor. O zaman Y. Yılmaz diyelim. Evet. Ne? Evet, Yakup'muş hocam. Mehmet. Yakup Yılmaz. Peki tamam. Yılmaz kardeşimiz diyelim o zaman. Soyadıyla şey yapalım inşallah. Bilimi Einstein'ın anlattığı izafi fiziği çok iyi kavraması lazım. Anlarsa konu biter. Bak, daha her zaman söylüyorum. Şimdi bakın. Dur, taktiğim daha kuvvetli vurmam gerekiyor. Kırar mıyım bunu? Estağfurullah hocam. Ha? Ne vur hocam? O zaman şu kalemle yine vuralım. Bakın. Vurduk, evet, değil mi? Vakit geçiyor, geçiyor, geçiyor. Ama inanç, kafamızda geçiyor, evet, inanç. Bakın. Bir kere daha vurdum. Şimdi ikisinin arasında kıyas yaptım beynimde. Evet hocam. O bana oldu zaman. Evet. Zaman neymiş? Bir inanç. Evet. Allah'ın katında zaman yok. İnşallah. Allah zamansız ve mekansız. Tek bir an var Allah'ın katında. Evet. An ne biliyor musun? Sonsuz kısa zaman. Yani sonsuz önce, evet, ve sonsuz sonra, sonsuz kısa zaman içerisinde bitmiştir Allah katında. İnşallah hocam, evet. Şimdi sen burada istesen de istemesen de Yakup kardeşimiz, Yılmaz kardeşimiz bunu kabul etmek durumunda. Yani tek bir an var. Evet. Değil mi? Evet hocam. Tek bir anın içerisinde her şey bitmiştir. Şimdi onu, o yazdığı yazıyı o daha annesinden doğmadan yazmıştı. Maşallah. Evet hocam. Ve harfler ne kadar belliydi. Evet. Daha Aydın Doğan'ın dedesi daha doğmamıştı. O yazı yazıldığında bitmişti. Evet hocam. Madende olan olay da kaderdir. Ama bunu değiştirmek diye bir şey olmaz. Evet. Şöyle olur. Sen önceden her türlü tedbir alırsın. Her türlü bilimsel tedbir alırsın. Buna rağmen eğer oradaki kişiler ölecekse, şehit olacaksa, zaten onlar mutlaka şehit olurlar. Evet. Kimi başka bir hastalıktan, kimi bir şeyden, kimi bir şeyden, mutlaka olur. Yani onu kimse durduramaz. Evet. Yahut minibüse dolarlar, giderler bir yerde trafik kazası yapar ve olur. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'ın sözü doğru. Evet. Tek bir an olduğu için kader içerisinde olup bitmiştir. Ama bir adam da çıkar da, bir kişi de, ya bunların hepsi kaderdedir, biz kadere kendimizi teslim edelim, dolayısıyla hiçbir tedbire, hiçbir şeye gerek duymayalım derse, evet, bu dine karşı bir saldırıdır. Evet hocam. Haşa, Allah'a karşı göğe kendince alay etmeye kalkmaktır. Haşa, evet hocam. Allah adamı o zaman helak eder. İnşallah. Değil mi? Evet. Çünkü Allah bize neler yapmamız gerektiğini bize anlatıyor. Bir kere aklı ve bilimi tam anlamıyla kullanmamızı ve çalışkan olmamızı söylüyor Allah. Evet hocam. Değil mi? Ve her türlü konuda dikkatimizin açık olmasını ve gayretli olmamızı söylüyor Allah. Evet. Bize. İnşallah hocam. Böyle bir konumda, yani şimdi söylüyoruz mesela, bir su bendi var. Su doluyor doluyor. Belli ki taşacak bir süre sonra, aşacak.
ben kadere teslim oldum, burada oturuyorum, bekliyorum dedikten sonra o suyu bende aşar da o adam yutarsa, oradaki adam cinayet işlemiş olur. Evet. Cinayet işlemiş olur yani. Çünkü belli orada ne olacağı. Evet. Değil mi? Yani evet. Alenen belli. Mesela duvar, bir çökecek duvarı bildiği halde, gördüğü halde altına girerse bir insan, cinayet işlemiş olur. Evet. Değil mi? Kendini öldürmesi de cinayettir. Başkasını evet. öldürmesi de cinayet. Evet hocam. Dolayısıyla kaderi samimiyetsiz bir anlatımla anlatanlardan uzağız. Evet hocam. Samimi değerlendirmek lazım. Tek bir an vardır. Tek bir anın içerisinde her şey olup bitmiştir. Evet hocam. İnşallah. Anlayamıyorsa izafi fiziği incelesin. Zaman bir algı biçimidir. Mekan da bir algı biçimidir. Allah zamansız ve mekansızdır. Bizler için vardır zaman ve mekan. Evet. Bunu bilecekler. İnşallah hocam.